Bilinç akışı tekniğinin kullanıldığı modern öykü ve romanlarda karakterin aklından geçen düşünceler bütün karmaşıklığıyla ve herhangi bir sıra olmadan okuyucuya verilir. Bu teknikte düşünceler arasında mantıksal bir bağ yoktur. Burası önemli. Demek ki mantıksal bir bağın olmadığı metni iyi tespit etmemiz gerekiyor. Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde bilinç akışı tekniği kullanılmıştır? A seçeneğinde bir sesten bahsedildiğini görmekteyiz. Metnimiz bu ses üzerine kurulmuş. Demek ki A seçeneği olamaz çünkü bir bütünlük söz konusu. B seçeneğinde ise bir kişiyle arasındaki hukuktan bahsediyor. Yani aralarındaki muhabbetten, arkadaşlıktan bahsediyor. Bunu da örneklendirmiş. Yani tek bir konu işlemiş. Onun için B seçeneği de olamaz. D seçeneğinde ise bir kişinin baba evinde az bir süre kalması anlatılmış. Buradaki az sürede yapamadığı şeylerden bahsediyor. Yine bir konu bütünlüğü var. Farklı farklı konulara değinmemiş. Onun için D seçeneği de olamaz. C seçeneğini gördüğümüzde, incelediğimizde ise yalnız yürümeyi ve saatlerce oturmayı seviyorum. Sevdiği bir şeyi söylemiş. Denizin üstünde martılarla dost oldum. Şimdi burada da yaptığı bir şeyi söylemiş. Deniz sakin, denizin durumunu anlatıyor. Bakın, duygularından denizin durumuna geçti. Kayalara dalga hafifçe vuruyormuş, bunu anlatıyor. Yani gördüğü şeyleri anlatıyor, duygusunu anlatıyor. Bir konu bütünlüğü söz konusu değil. Aslında hayatta farklı tonlar var. Hiç ilgisi olmayan bir cümleyi de burada söylemiş. Bugüne kadar nasıl kaçmışım her şeyden? Yine farklı bir konudan bahsediyor. Mesela arkadaşlarıma güvenmedim hiçbir zaman. Bunu destekleyecek bir örnek vermiş. Belki çocukken böyle değildik. Ne yaptı? Çocukluğuna gitti. Ufak tefeye kulak asmamak lazım diyor. Yani hayatta bazı şeylere takılmamak lazım diyor. Konu bütünlüğü söz konusu değil. Yani şu konudan bahsetmiş diyemeyiz. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Selim ve Hasan kardeşlerin cumartesi günü gittikleri kurslar ve kurs saatleri aşağıdaki tabloda verildiği gibidir. Buna göre çocuklarını cumartesi günü matematik ve tekvando kurslarına götüren Ali Bey, kitap evine uğrayıp istediği kitabı almak için hangi saatleri seçerse hem Ali Bey hem de çocuklar kurs saatleriyle ilgili herhangi bir sorun yaşamaz. Burada başlama saatlerine bakalım. Selim saat 10'da kursuna başlıyor ve 13'te bitiriyor. Hasan ise 11'de başlıyor ve 14'te kursunu bitiriyor. Selim 10'da kursuna başladı ve Hasan'ın daha gelmesine 1 saat var. Arada ne var? 1 saatlik bir boşluğumuz var. Bu boşlukta Ali Bey kitap evine gidebilir mi? Gidebilir. Buna göre 10 ile 11 arası kitap evine gidebileceğini anlıyoruz. C ve D seçeneklerini buradan eliyoruz. Devam ettiğimizde 12 ile 13 arasında her iki çocuğu da kursta olacağı için Ali Bey'in herhangi bir işi engellenmeyecektir. Yani çocukları alıp götürmesi gibi bir durum söz konusu değil. Her ikisi de o an meşgul ve bundan dolayı da 12 ile 13 arasında Ali Bey ne yapabilir? Yine kursa bıraktığı çocukları orada kurstayken gidip kitap evinden kitabını alabilir. Peki 13 ile 14 arası neden olmaz? Çünkü 13 ile 14 arası kitap evine gidemez, çocuğunu alması lazım. Çünkü Selim'in tekvando kursu 13'te bitiyor. Onun için B seçeneği de olamaz. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Aşağıda kağıttan güvercin yapımının ilk 3 aşamasının anlatımı görselleriyle birlikte verilmiştir. Bu metindeki açıklamaları içeren görseller aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? İlk 3 aşama burada anlatılmış. Biz 4'ten itibaren başlayalım. Oluşan şeklin bir ucu noktalı yerden geriye doğru katlanır. Geriye doğru katlama görseli B ve D seçeneğinde verilmiş. Buna göre A ve C seçeneğinin olamayacağını anlıyoruz. Oluşan şekli bir ucu noktalı yerden geriye doğru katlanır. Oluşan şekil noktalı yerden aşağıya doğru katlanır. Oluşan şekli bir şekil oluşturduk. Şunu açınca beyaz bir görüntü oluştu. Onu ne yapacağız? Aşağı doğru katlayacağız. Bakın aşağı işareti burada var. D seçeneğinde ise yukarıya doğru bir işaret var. Demek ki D seçeneği de olamaz. Devam ettiğimizde diğer adımların da sırasıyla burada gösterildiğini, B seçeneğinde gösterildiğini görmekteyiz. 6'da ne diyor? Kağıdın üstte kalan kısmı işaretli kısımdan dışa doğru katlanır. 6. adımda bunu görüyoruz. Devam ettiğimizde 7'de ne diyor? Daha sonra kağıdın ön tarafında kalan sivri kısmı sağa ve sola doğru iz bırakacak şekilde katlanır. 7. adımda da iz bırakacak şekilde bir katlama söz konusu. Kağıdın ön tarafında kalan sivri kısım içe doğru itilir. Bunu da 8. adımda görmekteyiz. İçeri doğru itin diye burada zaten gösteriyor. Böylece güvercinin kafa kısmı ortaya çıkar. Kafa kısmını oluşturduk. Ve geriye de 9. bölümde de bakın burada ne yapmış? Göz yapmış. Demek ki gözü oluşturacağımızda 9'da söylenmiş. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki yay ayraç içi ifadelerden hangisi bu metnin herhangi bir yerinde kullanılamaz? A seçeneğindeki ifadeyi kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Nerede? Tam buradaki boşlukta. O doğrusu beyefendi müzikten iyi anlıyor, Allah var ya. Yerinden kalkıp odaya doğru giderek anlaşıldı, bari girip bir uyku kestireyim. Buradaki oda gireceği yer, demek ki A seçeneğini kullanabiliyoruz. Devam edelim. C seçeneğinde kendini kurtarmak için Abdi Bey'i göğsünden iterek şeklinde bir ifade var. Onu kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz. Nerede? Tam olarak burada. Aman affedin, kaza oldu, rica ederim, gitmeyiniz, rica ederim. Ne yapıyor? Kendini kurtarmak için Abdi Bey'i göğsünden iterek Nadir Efendi ne diyormuş? Peki peki gitmem, yakamı bırak, bugün kısmette seninle uğraşmak varmış, ne yazık ki şeklinde bir ifade gelebilir mi? Gelebilir. C seçeneğinin de olamayacağını anlıyoruz. Doğru cevabımız olamaz. D seçeneği kullanılabilir mi? Evet, kullanılabilir. Gayet şiddetli bir nara atıyor. Yani sesini gösteriyor. Çünkü öncesinde ne diyor? Benim diyor gür bir sesim vardı diyor. Gür sesini göstermek için de ne yapıyor? Sonrasında nara atıyor. Muhsin Efendi de buna karşılık ne diyor? Oo doğrusu beyefendi müzikten iyi anlıyor, Allah var ya diyor. Demek ki A, C ve D seçeneklerini getirebiliriz. B seçeneğini ise getiremeyiz. Çünkü mendilini çıkarıp sileceği bir şeyden burada bahsetmiyor. Onun için B seçeneği olamaz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisindeki kelimeler verilen kurallara uygun oluşturulmuştur? Burada kurallarımız belirtilmiş. Kutuların yer değiştirmesi zorunluymuş. Yani şu kutular yer değiştirecek. Önce gelen kutu sonra gelecek. Kutulardaki harfler kendi içinde yer değiştirebilir. Yani buradaki harfle buradaki harf yer değiştirebilir. Ama şuradaki S harfi diğer kutuya gidemez, diğer bölüme gidemez. Böyle bir kural söz konusu. A seçeneğine bakalım. Çatık dediğimizde tıkaç şeklinde yeni bir kelime oluşturulmuş. Ama baktığımızda T'yi ne yapmış? Diğer kutuya birleştirmiş ve öyle yeni bir kelime oluşturmuş. Burada da ne yapmış? O zaman bir yanlışlık yapmış. A seçeneği olamaz. B seçeneğine baktığımızda K sap şeklinde bir kutu söz konusu. Bunu da nasıl yapmış? Sapak şeklinde yapmış. Yani şuradaki P'yi ayırmış. Diğer kutucukla birleştirmiş. Yine bir yanlışlık yapmış. Devam ettiğimizde D seçeneğinde çarık kelimesini görüyoruz. Burada da kıraç şeklinde yapmış. R'yi almış. Diğer kutu bölümüyle birleştirmiş ve yine aynı hatayı tekrarlamış. C seçeneğine baktığımızda ise kitap kelimesini görmekteyiz. Burada birinci bölümdeki kutularla ikinci bölümdeki kutuların yer değiştirdiğini görmekteyiz. Pat, ik şeklinde olmuş. İ ile K kendi içerisinde yer değiştirmiş. Burada patikteki pat da tapın yer değiştirerek yazılması şeklinde oluşturulmuş. Bu kutudan diğer kutuya herhangi bir transfer olmamış. Diğerlerinde transfer ettiği için bir yanlışlık yapmış. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. Latin alfabesi harflerinin iki bayrağın tutuş şekli ile gösterildiği semafor alfabesi gemiler arasında görsel olarak haberleşmeye yarayan bir sistemdir. Aşağıda bunların karşılığı verilmiş. Buna göre Yasin'in deseni çizerken üzerinden geçtiği rakamlar hangisine doğru sırayla verilmiştir? Yasin Z harfi çizecek. Nereden başlayacak? Sağ alt köşeden, yani 9'dan başlayacak. Şu şekilde Z harfi çizecek. 9, 8, 7, 5, 3, 2, 1'i sırasıyla takip etmesi gerekiyor. O zaman ilk olarak hangi harfe basması gerekiyor? 9 numaraya basması gerekiyor. A seçeneğinde ilk olarak hangi sayı verilmiş burada? 1 sayısı verilmiş. Demek ki A seçeneği olamaz. B seçeneğine baktığımızda ilk olarak 3 sayısı verilmiş. Demek ki B seçeneği de olamaz. D seçeneğinde de ilk sayı olarak 7'nin verildiğini görmekteyiz. Demek ki D seçeneği de olamaz. C seçeneğine baktığımızda ise 9 sayısının ilk olarak verildiğini görüyoruz. Ardından da sırasıyla 8, 7, 5, 3, 2 ve 1'in geldiğini görmekteyiz. Doğru cevap C seçeneği olacaktır.